Peki hani DNA meselesine bakalım. Hani DNA'dan sonra senin konuyla ilgili soracağın sorulara. Sorayım hayatım bu. Sor ne kelebekmiş yıllardır. Sor ne kelebekmiş bakalım. Yani gerçekten. Hani DNA'yı izleyelim. Bununla ilgili yapmıyor açıklama ama bir izleyelim. Ne hediye aldın annem? Ne hediye aldım? Güzel bir hediye aldım. Güzel. Büyük bir hediye aldı. Biraz büyük. 3 oda. 4 oda 2 salon. Oo, ev mi geldi? Ev mi geldi? 4 oda 2 salon vermiş. Milyon dolarlık bir ev mi aldın? Ya ay lütfen ya rakam vermeyin. Çok itici geliyor bana ya. Evet oğluma güzel yaşayacağı güzel bir yaşam alanı. Harika bir dom. Ya rakam vermeyin itici geliyor derken görgüsüzlük gibi geliyor. Hani öyle haberler de çıktı. Gerek yok bunlara yani işte. En güzelini elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz abi. Bizleri beklemişsiniz bu yağmurda çamurda. Sizi seviyorum. Anne, çok güzel planlar, programlar, çok güzel projelerim var. Feydi ile düet çok yakında. Kayıtlar devam ediyor. Şey var, proje var herhalde. Yıldız Tilbe'nin proje var. Yıldız Tilbe projesinde de varım. Evet, Yıldız'cığımı çok seviyorum. O benim zaten çok eski dostum. Sağ olsun hep arıyor soruyor. Ben de onu öyle ve o sese de çok yakıştı. Çok da iyi gidiyor. Projesinde de olacağım. Evlilik hazırlıkları var mı? Var var, o da var. O da var. Aşkım! Aşkım! Gelinlik provaları başladı mı? Aşkım! Evet, cama aç. Biz çalıyoruz zannediyorum ama. Evliliği soruyorduk. Tarih soruyorlar. Var işi olamaz. Yalan söyleme. Evet Hande Yener oğlu Çağ'ın 28. doğum gününü kutladılar. Ve bir ev hediye aldığını ama mesela para sormayın görgüsüzlük diye hemen tabii olayı. Nereden nereye oraya yapıyor. Demet'in hayır, konusuna bir şey söyleyeceğim. Getiriyor. Neden son yıllarda daha da çok yaptı biliyor musun? Neden böyle yapıyor anlamıyorum yani. Hande mi? Evet zaten aralarında bir çekişme vardı her zaman. Yani araları zaten kötüydü. Ama hani her lafı ona getirmesini anlayamıyorum. Hadi bir insanın gerçekten çok önemli bir kuyruk acısı olur. İnsanın zaten bir gördüğü anda bir tüyleri diken diken olur bir şey söylersin. Bunun öyle bir şey de yok. Ben onu anlayamıyorum neden yani. Ve tabii ki oğluna ev almış. Ama oğlu yani, çok tatlı bir çocuktur. Evet, yani çok iyi yetişmiş yapıyor, ve çok da düzgün aynen. Bir çocuktur onu söyleyeyim. Tanıyorum. Çok da severim. Aslında yani Hande de iyi kızdır. Neden böyle kontrolünü kaybediyor anlamıyorum gerçekten. Neden evet. Bu bak kontrol... oğlunu da yanında maaşla çalıştırıyor Hande Yener. Yani çalıştığı zaman parasını alıyor. Hani öyle anne muhtaç. Hani hiçbir şey yapmadan para kazanmayan bir çocuk da değil. Çalışıyor. Ne alakası var? Anneden maaş alınır mı ya? Ya niye alınır da hiçbir şey yapmadan alacaksın. Anne dediğin ömür boyu annedir. Bak, her türlü sahip anne, çıkacak. Her şey. Dün ne diyor bana biliyor musun? Yazık ama. Annen senin mi? Diyor, sen diyorsun bana annem. Şimdi seninle ara sıra burada şey yapıyoruz ya. Seni de çok seviyor. Ama ben bana ne dedi biliyor musun? Senin hiçbir şekilde üzülmeni istemiyorum. Çalışmak zorunda değilsin. Canım eğer mutsuz oluyorsan hemen anne dedim saçmalama dedi. Biz de kavgamızdan mı? Ona, dedim ki hayır saçmalama dedim yani Cengiz'i ciddiye mi alıyoruz dedim yani şu anda. Biz her günlük rutin kavgalarımız onlaydı. Evet bazen evet. Canımız sıkıldı bazen eğleniyoruz falan filan ama işte gidiyor. Böyle gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor tabii. Gidiyor değil hayatım çok iyi gidiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani sevgi anlaşmak değildir diye bir şey ama öyle oluyor ve gidiyor yani.